işlem gününde piyasalardan neler beklemek lazım onu konuşacağız. Ağlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Karşımızda Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey, bu hafta piyasa için hareketli bir haftaydı. İçeride Merkez Bankası, yurt dışında hem Biden'ın Amerika'da başkanlık koltuğuna oturması, yarından gelen açıklamalar ve üzerine Avrupa Merkez Bankası toplantısı takip edildi. Haftayı nasıl kapatırız, ne dersiniz? Günaydın, yayınlar diliyorum. Evet, yani dediğiniz gibi yani bu hafta önemli gelişmeler, veriler, beklentiler eşliğinde bir haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz diyebiliriz. Tabii öncelikle yurt içine bir dönelim. Yurt içinde dün, daha doğrusu bu hafta önemli gelişmeler olarak izlediğimiz Merkez Bankamızın para politikası toplantısından çıkacak karar tabii ki odak noktamızdı. Yani beklentimiz doğrultusunda, piyasa beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gidilmedi. Fakat burada toplantı metninin özellikle ön plana çıktığını açıkçası herhalde söylemek gerekiyor. Toplantı metnine giren bazı ifadelerin, yeni ifadelerin özellikle ileriye yönelik güçlü sözlü yönlendirme içermiş olması bu açıdan aslında baktığımızda oldukça önemliydi. Neydi o ifadeler diyecek olursak, kısaca özetlemek gerekirse özellikle bu enflasyonla mücadele konusunda gelinen noktada ileri yönelik fiyat istikrarını sağlama noktasında ve 2021 hedeflerini tutturma noktasında yani şu anki parasal sıkı duruşun devam ettirileceğini, uzunca bir müddet devam ettirileceğine yönelik ifadenin kullanılması bu noktada oldukça önemliydi. Açıkçası bu ifadenin girmiş olmasıyla yakın bir vadede faiz indirme olabilir mi acaba sorusunun da biraz tabii gündemden çıkmış olduğunu açıkçası görebiliyoruz. Tabii bir başka önemli ifade de gerekirse ilave sıkılaştırma da yapılabileceğine dair bir ifadenin de konmuş olması açıkçası bizim de beklediğimiz ve görmek istediğimiz aslında enflasyonla kararlılıkla mücadele konusundaki o ifadenin de net bir şekilde burada yansıtıldığını açısı görebiliyoruz. Tabii bu gelişmeler bu şekilde sözlü yönlendirme güçlü bir şekilde ortaya koyduğu için de aslında Türk lirası tarafında bir değerlenme hareketi de gördük dün itibariyle ve bununla birlikte aslında CDS'lerimize de baktığımızda özellikle burada %3'e varan bir düşüşle yeniden 320'li seviyeleri doğru bir aşağı yönlü hareket meydana geldiğini görüyoruz. Bu açıdan bakarsak da Türk lirası tarafında yeniden 200 günlük hareketli ortalama civarına doğru da bir hareket eğiliminin yaşandığını gördük. Tabii şimdi yurt içinde bu gelişmeler var. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafında da gün içerisinde yeniden 1580 üzerine doğru hareketlerin meydana geldiğini gördük. Ve aslında günün sonuna doğru da özellikle bu kararların sonrasında da bir miktar kar satışıyla aşağı yönlü hareketli 1550'ye doğru bir kapanışla meydana geldi. Şimdi bugüne baktığımızda görünüm tabii şöyle oluşuyor gibi herhalde söylemek lazım. Bu hafta özellikle işte Biden'ın seçilmesinden sonra yani kazandığının tescil edilmesinden sonra 1.9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini ortaya koyması bu beklentilerle birlikte biraz riskli varlıklara doğru bir pozitif hava meydana getirmişti. Bunu Yellen da konuşmasıyla destekledikten sonra son görünüme baktığımızda özellikle dünya genelinde artmaya devam eden koronavirüs vaka sayılarıyla birlikte değerlendirildiğinde yeni kısıtlamaların ortaya konacak ki Amerika'da yeni bir tedbir silsilesi gelecek gibi gözüküyor. Avrupa tarafında da yeniden kısıtlamaların artırılabileceğine kararnelerin geldiğini görüyoruz. Keza Asya tarafında da bazı ülkeler mesela Hong Kong başta olmak üzere yeni kısıtlamaların gelmesi gündemde. Açıkçası bu açıklamalar, bu önlemlerin getirilmesi beklentisiyle birlikte bakıldığında son bu teşvik beklentilerine göre biraz bunların ağırlık kazandığını ve son zamanlarda yaşanan bu sert yükselişlerden sonra bu gelişmenin hem bir miktar ileri yönelik belirsizlik hem de aynı zamanda kar satışı fırsatıyla birlikte biraz negatif fiyatlara yansıdığını görüyoruz riskli varlıklar üzerinde. ABD tahvil faizinde de yukarı yönlü bir hareket meydana geldi ve şu saatlerde baktığımızda vadeli tarafta negatif bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Asya piyasasında da yine öyle. ABD Avrupa vadelinde de yine satıcılı bir seyirin yaşandığını açısı görüyoruz. Açısı güne böyle bir görünümle başladığımızı söylemek gerekiyor. Bu açıdan bakarsak da VIOP tarafı da dışarıdaki bu görünümle birlikte biraz hafif de olsa bir satıcılı başlangıç yaptı. Endeks tarafına tekrardan değinecek olursak 1550 civarında kapanıştan sonra bugün itibariyle bir miktar satıcılı bir açılış yapılması burada mümkün olabilir gibi gözüküyor. Ama endekste şöyle bir görüntü var. Geçen sene Kasım ayından itibaren başlayan bir yükseliş trendi bu hafta başında denenmişti 1508 ile birlikte ve buradan tepki hareketinin geldiğini gördük. Açısı bu trendin desteğine baktığımızda burası şimdilik 1530'a denk geliyor ve bu seviye üzerinde tutunma eğer kalabilirse, bu sağlanabilirse yukarıda 1580 direncinin geçilip geçilemeyeceğine bakacağız. Bugünkü satış hareketinde bahsedeceğim ilk direnç destek bölgesi burası. Yukarıda da 1580 üzerine geçmeyi beklememiz gerekiyor açısı yukarı hareketin devam açısından diye söylemek gerekiyor. Dolar TL'nin son görünümüne bakacak olursak da dediğim gibi 200 günlük hareket ortalamaya doğru bir yaklaşma oldu fakat son gelişmeler eşliğinde biraz dolar endeksinin de değer kazanması dolar kaynaklı olarak ve riskli para biriminden bir miktar çıkışla bizim tarafta da biraz Türk lirasında hafif de olsa satıcılı bir seyir var. O yüzden 7.35 200 günlük hareketli ortalama burada oldukça önemli bir seviye olarak karşımızda duruyor açısı ve
bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağına da bakmamız lazım. Açıkçası kur tarafında Merkez Bankası'nın bu kararlı duruşuyla birlikte ilerleyen süreç içerisinde şimdilik çok fazla yukarı beklentimiz olmasa da 7.45-7.50 gibi direnç bölgelerinde yakından izlememiz gerektiğini açıkçası düşünüyorum. O açıdan 7.50-7.35 arasında bir dolar-tl hareketinde önümüzdeki günler içerisinde ve bugün itibariyle herhalde izlememiz gerektiğini düşünüyorum diyerek tekrardan sözü size devredeyim. Allah Çatır'ın Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, çok çok teşekkür ediyoruz bu kapsamlı değerlendirme için. Biz de istersen borsada açılış beklentileri ve şirket haberlerini öncelikle aktaralım Gizem. Borsadaki bugünkü beklentiler yani destek bölgesine çekildi BIST 100.